çok sayıda doğalgaz santrallerinin ve hidrolik santrallerin yapımını kararlaştırmış bir ülke olarak öteki OECD ülkeleri gibi bizim de nükleer enerjiye yönelmemiz şimdilik gereksizdir. Ekonomik açıdan da sakıncalıdır. Bu yüzden ekonomik istikrar programımız ciddi olarak aksayabilir. Aynı zamanda hidrolik ve doğalgaz enerji projelerimizin yapımını hiç aksatmadan hızlandırmamız, o arada rüzgar ve güneş enerjilerini ivedilikle değerlendirmemiz de büyük önem taşımaktadır. Tüm OECD ülkeleri günümüzde fosil yakıtlardan ve nükleer enerjiden uzaklaşıp alternatif enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Türkiye, rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji kaynakları açısından dünya genelinde önemli bir kapasiteye sahiptir. Ancak ülkemiz bugüne kadar ne yazık ki bu enerji kaynaklarından yeteri kadar faydalanamamıştır. Alternatif enerji kaynaklarının başında rüzgar enerjisi gelmektedir. Her geçen gün maliyeti düşen rüzgar enerjisinin dünya genelindeki ortalama maliyeti 4.7 sent kilowatt saatti. Bu rakam 2013 yılında 3 sent kilowatt saat, 2020 yılında 2.5 sent kilowatt saate kadar düşecektir. Yine aynı yıllarda dünya 1 milyon 200 bin megawatt kurulu güç ile elektrik ihtiyacının %10'unu rüzgardan karşılayacaktır. Büyük bir sanayi kolu olma yolunda hızla ilerleyen rüzgar türbünü üretimi önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık hacmiyle ülkemiz ekonomisinin önünü açacak önemli atılımlardan biri olabilir. Ülke genelinde deniz kenarları hariç 700'e aşkın noktada yapılan ölçümler göstermektedir ki Türkiye şu an atıl duran yıllık 3000 saat ile 40.000 megawattlık bir güçle yaklaşık 120 milyar kilowatt saatlik elektrik üretim potansiyeline sahiptir. Bu neredeyse ülkemizdeki üretime eşittir ve ihracat imkanları hariç yaklaşık 1 milyon kişiye direkt iştir. Kendi kaynaklarımızla sağlayabileceğimiz 30-35 milyar dolarlık bir yatırım, sabit nüfus hesabıyla kişi başına düşen gelirde ortalama 800 dolarlık artış demektir. Ülkemiz yıl boyunca neredeyse tüm Avrupa'nın aldığı güneş enerjisinin tamamını tek başına almaktadır. Türkiye her yıl tükettiği toplam enerjinin 11 bin katı kadar olan 1 milyon terawatt saatlik enerjiyi tek başına güneşten almaktadır. Bu toplam tüketimimizin 125 katına, ısı ihtiyacımızın 388 katına denktir. Ancak ülkemiz bunun yalnızca milyonda 2.4'ü kadarından faydalanmaktadır. Pek çok az gelişmiş ülkelerin bile faydalandığı güneş enerjisi taşınabilir, depolanabilir, ulaşım araçlarında, konutlarda ve sanayide kullanılabilir. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de birçok bölgede su ısıtmak amacıyla kurulan ısı panelleri, kimya sanayi için parabolik yansıtıcı aynalar, elektrik enerjisi için güneş pilleri, güneş santralleri, fotovoltaik paneller, hidrojen elde etmek için kurulan sistemler önemli boyutlarda endüstriyel üretim ve istihdam kapasitesine sahiptir. Hidrojen enerjisi geleceğin enerji kaynağı olma yolunda hızla geliştirilmektedir. Hidrojen üretim yöntemlerinin başında suyun direkt elektrolizi gelir. Elektroliz için elektrik gereksinimini fosil yakıtlardan, hidroelektrik kaynaklardan, jeotermal güneş, rüzgardan elde edilir. Hidrojen, zehirlilik, ateşleme enerjisi, infilak sınırı açısından en emniyetli yakıttır. Dünyada hidrojenle çalışan kargo uçakları vardır.
uzay araçlarının yakıtı hidrojendir. Hidrojen, önümüzdeki yıllarda en parlak umutların bağlandığı alternatif enerjidir. Dünyanın önemli öz kaynaklarından bir diğeri olan jeotermal enerji kapasitesinin %8'ine sahip olan ülkemizde halen 52 bin konut jeotermal enerjiyle ısıtılmaktadır. Oysa ülkemiz 5 milyon konutu ısıtabilecek jeotermal kaynağa sahiptir. Sadece 52 bin konutun bile jeotermal enerjiyle ısıtılması 240 milyon dolar değerinde 660 bin ton kalorifer yakıtının tasarrufu, 300 bin aracın trafikten kaldırılmasına eşdeğer karbondioksit emisyonunun engellenmesidir. Ülkemizin sahip olduğu jeotermal elektrik potansiyeli 16 milyar kilowatt saattir. Bu toplam elektrik üretimin %5'ine, konut ısıtılmasında kullanılan enerjinin %30'una eşdeğerdir. Ülkemizde ağaç odunu hariç tarım artıklarından her yıl elde edilebilecek güç potansiyeli 5 milyon 400 bin tona eşdeğer petroldür. Tüm biyokütle enerji potansiyeli ise 137 milyon tondan fazladır. Çok çeşitli atıkların bir dizi işlemden geçirilmesiyle elde edilen biyogaz enerjisi dünyada 50'yi aşkın ülkede kullanılmakta ve her geçen gün sayısı arttırılmaktadır. Ülkemizde biyogaz üretim dizil gücü 24,5 milyon kilowatt saat elektrik enerjisine eşdeğerdir. Tarım üretme çiftliklerinde ve köy kentlerde biyogaz tesisleri kurmak mümkündür. Birer çağdaş yaşam alanı olabilecek köy kentler, bir yandan istikrarlı ekonomik ve sosyal gelişimi sağlarken, alternatif enerji teknolojisinin köylümüzle buluştuğu yerler olabilir. Geniş sahillere sahip ülkemizin dalga enerjisi 1000 megawattlık bir potansiyele sahiptir. Her biri en az 30 kilometre uzunluğundaki Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki akıntı enerjisi de oldukça önemlidir. Ülkemizin son yıllarda içine düştüğü istihdam sorununun çözümünde alternatif enerji sektörü büyük rol oynayacaktır. Alternatif enerji sektörünün oluşturulmasıyla rüzgar enerjisinde en az 700 bin kişi, güneş enerjisinde en az 300 bin kişi, jeotermalde en az 500 bin kişi, biyokütle ve biyogaz tesislerinin kurulmasıyla on binlerce orman ve tarım köylüsüne iş imkanı sağlanacak ve yerel yönetimlerin gelirlerinde arttırılmasında önemli bir etken olacak. Hidrolik ve doğalgaz enerji projelerimizin yapımını hiç aksatmadan hızlandırmamız, o arada rüzgar ve güneş enerjilerini ivedilikle değerlendirmemiz de büyük önem taşımaktadır.